Şuradan aldım. Bayramlaşmanıza hoş geldiniz. Öncelikle Sayın Tarım ve Orman Bakanımıza bu güzel bayram gününde teşekkürle bizi onurlandırdıklarınız için teşekkür ediyorum. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Kurban bayramınızı tebrik ediyorum. Allah kestiğimiz kurbanları kabul etsin. Dışarıdan gelen misafirlerimize salimen, kazasız belasız evlerine dönmeyi nasip etsin. Her günümüz bayram gibi olsun inşallah. Nice güzel bayram günlerinde hep birlikte bu şekilde buluşmayı dileyerek sözü fazla uzatmadan mikrofonu Sayın Bakanıma takdim etmek istiyorum. Saygılar. Sayın değerli vekilleri, kıymetli başkanlarım, çok kıymetli hazirim. Ben de sizin mübarek kurban bayramını tebrik ediyorum. İnşallah ailelerimizle beraber mutlu, huzurlu, güzel bir bayram geçirmiş oluruz. Elbette bayramlar bizlerin bağlarını kuvvetlendirmek için adeta gelmesini iple çektiğimiz zamanlar. Ben de bu zamanlardan birisinde burada kendi baba ocağımda siz kıymetli hemşehrilerimle, dostlarımla bir arada olup bayram tebliğine katılmaktan son derece mutlu ve bahtiyar olduğumu belirtmek istiyorum. Elbette gönül ister ki dünyanın dört bir tarafında bütün Müslümanlar bugün bu bayramın huzurlu bir şekilde aileleriyle güle kaynaşa geçirsinler. Ancak hepimizin aylardır takip ettiği maalesef Gazze'de neredeyse tamamına yakını çocuklardan, kadınlardan ve yaşlılardan oluşan halkın katliamıyla devam eden bir süreci görüyoruz. Bu da elbette dinin bir mensubu olarak bizleri derinden yaralıyor. Bu bayram günü vesilesiyle biz dünyanın dört bir tarafında hangi dine, hangi dile veya hangi etnik gruba ait olursa olsun herhangi bir şekilde zulme haksızlığa uğrayan kimler varsa onların da bir an önce aileleriyle, sevdikleriyle, eşleriyle, dostlarıyla bir arada olmalarını özellikle biliyoruz. İnşallah bu duamızda kabul olur. Çok kıymetli kardeşlerim, elbette bayram günü sebebiyle bizler de bakanlık olarak bayramın sorumsuz geçmesiyle ilgili bütün tedbirlerimizi aldık. Bugün de vatandaşlarımızın büyük bir bölümü sabah saatlerinden itibaren kurbanlarını keserek o dini vecibelerini yerine getirmeye başladılar. Biz özellikle bizim dinimizin hassasiyetlerine özen göstererek başta hayvanların, kurban edilecek olan hayvanların eziyet görmemesi, kurban sonrasında da özellikle o hijyen kurallarına uyulması konusunda vatandaşlarımıza bir kez daha buradan çağrıda bulunalım. O hassasiyetini kendilerinden istirham ediyorum. Onun dışında biliyorsunuz çok hava sıcaklıkları arttı. Bizler de bu bayram süresinde ve sonrasında bakanlık olarak mesire yerlerini ya da orman alanları vatandaşlarımızın yani belirlenmiş alanları itibariyle söylüyorum, hizmetlerini açtık. Ancak şu geçtiğimiz son 15 gün içerisinde de gördük ki çok basit olaylardan ciddi yangınlara sebep olabilecek bir duruma gelebiliyor. O yüzden ben bütün vatandaşlarımızın da özellikle aileleriyle beraber, çocuklarıyla beraber hoşça vakit geçirdikleri bu yerlerde
yangın çıkması muhtemel olan herhangi bir unsura meydan vermemelerini özellikle kendilerinden istirham ediyorum. Değerli kardeşlerim, bayramların bizlerin kalbimizdeki birbirlerimize olan yakınlaşmamızı sağlamasını tekrardan Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Hepinizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Ailelerinize selamlarımı, hürmetlerimi iletiyorum. Bugün bizlerin gölgesinde durmaktan gurur duyduğumuz, onur duyduğumuz babalarımızın da günü. Ben hem burada hem Kastamonu'da hem de Türkiye'nin dört bir tarafındaki bütün babalarından Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Ziyarete gelen kardeşlerimizin ziyaretleri sonrasında varacak oldukları menzillerine hayırla varmalarını nasip eyle. Amin. Ve selamun aleyhi ve sellem. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.